Kıymetli Yalovalılar, aziz Türk milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Yalovalılar, haftada iki gün iki ayrı vilayete giriyoruz. Ve bu iki vilayette de Türkiye'nin nasıl bir bölünme süreciyle karşı karşıya olduğunu anlatıyoruz. Bakın, biz bu halimizde bunları yaparken Türkiye'de iktidarın veya meclisteki muhalefetin bütün imkanlarından faydalanan ve milliyetçi olduğu iddia edilen parti ayda bir mitingi o da zorla yapıyor. Bugünlerde halka inilmeyecek de ne zaman inilecek? Bakın bugün yine haber bültenlerinde ve dün dağdaki terörist kara yılan çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne açıkça meydan okudu. Ben silahlarımla geri çekileceğim dedi. Bölücübaşı Öcalan ne dediyse hepsini hükümet yerine getirdi dedi. Ve en önemli cümlesi, eğer bu süreçten vazgeçerseniz, eğer bu süreçten vazgeçerseniz dünyayı cehenneme çeviririz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Bir vatandaş olarak içimiz sızladı. Dişlerimizi sıktık, dudaklarımızı ısırdık. Peki hükümet kanadından bu meydan okumaya, bu aşağılamaya tek satır bir açıklama duydunuz mu? Başbakan Erdoğan'ın, Karayılan'ın bu açıklamalarından sonra tek satır açıklamasını duydunuz mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kim idare ediyor? Bu sözlerin muhatabı kim? Neden çıkıp konuşmuyorlar? Bugün konuşmayacaklar, bugün cevap vermeyecekler de ne zaman verecekler? Kıymetli Yalovalılar, aziz Türk milleti, şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir güç Kurtuluş Savaşı da dahil olmak üzere Türkiye'nin bütünlüğüne bu kadar kastetmedi. Bu kadar aşağılamadı, bu şekilde meydan okumadı. Şu anda bu tarihi günleri yaşıyoruz. Türkiye cephede savaş kaybetmedi. PKK ile verilen mücadelede biz dağda, savaşta kaybetmedik. Biz masada kaybettik. Masada kaybettik ve maalesef o masa İmralı'da kurduruldu. Masanın bir tarafında Başbakan Erdoğan, bir tarafında Bölücübaşı oturdu. Kıymetli Yalovalılar, vaktimiz kısa olduğu için şu anda Türkiye bölünmenin eşiğinde, aynı zamanda yanı başımızda ciddi bir yangın var. Türkiye'yi Müslüman kardeşiyle savaştırmak için Suriye'ye soktular. Ve Suriye'ye girmeye cevaz veren o sakallı cübbeliler var ya, işte Türkiye'ye en büyük ihaneti onlar yaptı. Dinleyin veya okuyun. Bir kadının komşusundaki bir limonu kürdanla delip o limonun suyunu ağzıyla almasını saatlerce anlatan o zihniyet yanı başımızda Haçlı'yla ittifak yapmaya cevaz veren zihniyettir. İnsanların sakalına, sarığına, cübbesine sakın ama sakın aldanmayın. O sarıklı sakallı zihniyet asırlardır Ehl-i Beyt'e düşmanlık üzerine bir yapı bina etti. Tepelerindeki adamın cellat olduğunu bile bile, cellatlığı meslek olarak icra eden birinin peşinde kurduğu bir yapıyla. Ve o sakallı cübbeliler yıllarca bize Mustafa Kemal'e ve mübarek annesine küfrettirdiler. Hakaret ettiler, ağza alınmayacak iftiraları ettirdiler. Aslında o vesileyle Ehl-i Beyt'e hakaret ettirmiş oldular. Bütün bu oyunları Profesör Doktor Haydar Başbey bozdu. Bakın son olarak şunu ifade edeyim. Yalova'dayız. Eskiden bağlı olduğu Bursa'da. Mustafa Kemal Bursa'ya geliyor. Ve Emir Sultan Hazretleri'nin hemen üstünde Işıklar Askeri Lisesi vardır. Işıklar Askeri Lisesi'nde bir yazı gözüne çarpar Mustafa Kemal'in. Şöyle yazıyordur. Bir Osmanlı 10 gavura bedel.
Daha doğrusu bir Osmanlı 10 gavur eder diye. Öyle bir hiddetlenir ki Mustafa Kemal, hemen o yazıyı kaldıracaksınız der. Sebebini sorduklarında, bir Türk dünyaya bedeldir. Bir Türk için dünyaya değişmem der. Ve biz bir Türk dünyaya bedel ifadesini Mustafa Kemal'den sonra ilk defa Haydar Başbey'in Rus parlamentosunda milli ekonomi modeli tezini anlattığında Rus bilim adamları, Rus siyasetçiler, Rus bakanlar ve Rus öğrencilerin Haydar Başbey'i ayakta alkışladıklarında hep birazdan yaşasın Türk milleti, ne mutlu Türk'üm diyeni dediği anda gördük. Allah'a çok şükür Mustafa Kemal'den sonra bu duyguyu da yaşadık. Doğru, Haydar Başbey Duma'da kapitalizm çağını kapatıp milli ekonomi modeli çağını açmıştır. Son olarak Mustafa Kemal'den yine Bursa ile ilgili bir anıyla kapatmak istiyorum. Mustafa Kemal dolaşırken tarlada bir adam görür. Yanına gider, ne yapıyorsun der, ben bu tarlanın bekçiliğini yapıyorum der. Mustafa Kemal'in kim olduğunu tanımadan. Peki ben gelip senin bu tarlanı talan etsem ne yaparsın? Elinde de tüfeği var tabii o bekçinin. İhtar veririm. Peki ikinci defa gelip talan etsem ne yaparsın? Yine ihtar veririm. Peki üçüncüde gelip talan etsem ne yaparsın? Çeker vururum diyor. Ve Mustafa Kemal o zaman şu tarihi ifadeyi kullanıyor. Bu vatan beklemeye değer. Bu vatan beklenir. Sen tarlanı talan edene nasıl müdahale ediyorsan, ülke hepimizin ortak mekanı, hepimizin vatanı. Şu anda ülkemiz talan ediliyor. Ve biz bırakın bir ihtarı, onlarca ihtarı verdik ve bekliyoruz. Artık bu vatanın kimsenin talan edeceği bir yer olmadığını göstermek zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Teşekkür ediyorum. Emre Bey'e çok teşekkürler.